Merhaba arkadaşlar. Sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan, özellikle kozmetik alanlarda çok tercih edilen bir bitkinin çoğaltımı ile ilgili bir video çekiyorum şu anda. Bu bitkiyi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Aloe vera bitkisi arkadaşlar. Işıksız ve az su ile yetişebilen bir bitki. Özellikle cilt sağlığı için çok faydalı. Gördüğünüz gibi. Şöyle içine açtım bıçakla arkadaşlar. Şimdi hem telefonu tutup hem çıkartamayacağım için videoyu çekmeden, açmadan önce bunu yaptım. Yalnız ben bunu 3 gün önce kopardığım için içindeki jel görmüş olduğunuz gibi biraz sertleşmiş. Bunu bu şekilde çıkartıp elinize, yüzünüze rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Doğal bir nemlendirici. Ayrıca çıbanı da anında geçirdiği ve selülitlere iyi geldiği de söyleniyor. Ben nemlendirici olarak kullanıyorum genelde. Söylemiş olduğum gibi 3 gün önce kopardım. 3 gün beklemeniz gerekiyor. Şu şekilde kapanması için koparılan kısımları. 3 adet şu şekilde, bir tane de kök kısmına yakın koparmıştım arkadaşlar. Şimdi bunları ekeceğim. Şöyle toprağım var. Oldukça uzun ömürlü bir bitki arkadaşlar. Her ortama uyum sağlayabiliyor. Fazla güneşi sevmiyor. Çok güneşli yere bırakmayın. Gerçi kaktüs türü de var bunun. Oldukça fazla çeşidi var. Ama şu an ekimini yaptığım tür fazla güneş ışığı sevmiyor arkadaşlar. Ayrıca çok fazla sulama da yapmamanız gerekiyor. Hafif nemli olması gerekiyor toprağının. Şöyle. Tek elle olduğu kadar. Afrika menekşesi ile ilgili bir videom vardı. Bugün bir arkadaş işte onlar yaprak vermeye başladığı zaman iç içe girecekler falan yazmıştı. Ben hani köklenmesi için şu an, yani Afrika menekşesini de köklendirmek ve çoğaltmak için limon ağacının altına ekmiştim. İzleyenler bilir. Onlar zaten yaprak vermeye başladığı zaman ayrı bir saksıya alacağım arkadaşlar. Bunlar da köklenmeye başladığı zaman bunları da ayıracağım. Tabii ki hepsini bir saksıda yetiştirmeyeceğim. Öncelikle köklenmeleri gerekiyor. Evet, diktim arkadaşlar. Şimdi ilk suyunu veriyorum bol bol. Bu su yaklaşık, yani şu an bulunduğum şehir biraz sıcak açıkçası. Bu mevsimde bile sıcak. 3 gün falan idare edecektir bunları. 3 günde bir sulama yapacağım. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz bu bitkiyi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.